videoyla karşınızdayım. Bu videoda ise diğer videolar gibi çok fazla kitap göstermeyeceğim. Bir tane kitap alışverişi yaptım. Onu da daha doğrusu bana hediye. Amcam satın aldı bana. Kidega'dan yaptık. Kidega'dan yapmamızın sebebi de Empara'nın bir kampanyası vardı. 30 TL üzeri alışverişlerde 15 TL'sini geri iade ediyorlardı. Ben de bir tane kitap belirledim. Booktuber'ların birinde görmüştüm. Çok hoşuma gitti konusu. Şu şekilde göstereyim. Çok da çabuk geldi. Çok memnun kaldım. Dördüncü gün elime ulaştı zaten. O yüzden bundan sonra Kidega'ya da mutlaka oradan da güzel kampanyaları olursa zaten kitapla alışverişimi oradan da yapacağım. Size memnun kaldığımı belirtmek için baştan söylüyorum. Çünkü gerçekten çok hızlı ve çok da çabuk elime ulaştı. Çok hoşuma gitti. İlk defa açacağım. Genelde açarken şekten şekle giriyorum. Ya o kısmı açarken koyacak mıyım koymayacak mıyım videodan izledikten sonra karar vereceğim. Çünkü biraz komik bir hal alıyorum ve kendim de izlerken çok fazla gülüyorum. Neyse ben hemen kitabı açacağım. Şu şekilde açalım bakalım. Tutuşuma bak. Onu bile yamuk tutuyorum zaten. Şöyle. Genelde ben de açılışları izlerken benim de hoşuma gidiyor. Koyalım. Şurayı bunu göstermeyeceğim zaten. Evet. Şu makası da bırakalım. Şöyle içerisinde bir tane kitabım var. Şöyle çok güzel bir ayraç koymuşlar. Şu şekilde göstereyim. Kidega'dan gerçekten çok memnun kaldım. Bundan sonraki alışverişimi de oku oku gibi Kidega'dan da yapacağım. Yani çok güzel. Herkese de tavsiye ederim. İçerisinde şöyle. Ay çok güzelmiş. Yazıda yazmışlar. Çok güzel. Bilgi de vermişler. Bu siparişler sana da bir sürprizimiz var. Çok beğeneceğiniz yaprak ağaçları. Artık Anadolu'nun büyüleyici ormanlarına ilham veriyor. Her siparişte seni farklı bir ağacın yaprağıyla buluşturacağız. Şu şekilde yaprak koymuşlar. Gerçekten çok güzel. İçerisinden birkaç tane okuyayım size. Tarihe şahitlik eden, heybetli gölgesinde dinlenen, yolculara huzur veren uzun yaşamın simgesi çınar. Gerçekten çok güzel. Adına şiirler yazılan, yanı başında olanın kabuklarına nakşettiğini söylenen, bereket timsali ceviz. Kokusuyla mest eden, rüzgarlarda salınışıyla kendini hayran bırakan, yapraklarında sakinliğin reçetesini taşıyan sonsuz aşkın simgesi ıhlamur. Ya bu da çok güzelmiş. Mitolojide Zeus'un kutsal ağacı olan, devirdiği asırlarla güçlenen, bu topraklarda gücü ve kaynağıyla nam salmış meşe. Gerçekten çok hoşuma gitti ya. Bana da kavak ağacınınki. Gökyüzünün dostu, kuşların ebedi yuvası ve bulutlara uzanan eğilmez duruşuyla kavak. Gerçekten çok güzelmiş ya. Şöyle yapraklı. Çok hoşuma gitti. Gerçekten buradan çok teşekkür ediyorum. Çok çok güzelmiş. Ben siteyi muhtemelen çok çok daha fazla inceleyeceğim. Ve bütün alışverişim çoğunluğuna oradan da yapmaya özen göstereceğim. Neyse. Göstereceğim kitap da Son Sihirbaz zaten. Ben böyle bir Booktober'da görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Arka kapağını okudu fakat ben de okumak isterdim. Işıktan dolayı şu an gözüme vurduğu için okuyamıyorum. Ama şöyle arka kapağını şu şekilde ben göstereyim size. Şu an bir tane kitap okuyorum. Onu bitirdikten sonra bu temelen bunu okuyacağım diye düşünmüştüm. Ama şu yazıları size göstermek istiyorum. Gerçekten çok çok uzunmuş. Ben denemek amaçlı bir tane tercih etmiştim. Zaten böyle bölüm bölüm de gösteriyormuş. Kısacası konusu da galiba New York'ta geçiyor ve sihir artık unutulmuş. Hatırlayan birkaç kişi tarafından kullanılıyor ve birinin bir şey çalması gerekiyor. Bir kitap çalması gerekiyor. İçerisinde çok büyük sırların barındığı ve bunu da yapabilen bir sihirbaz var ve sanırım geçmişe mi bir yere gitmesi gerekiyor. 1902'li yıllarda falan yaratılmış bir kitaptan bahsediyor. Onu yok etmesi gerekiyor. O konu hakkında olması gerekiyor. Bilmiyorum tam olarak. Ama konusu sihir, büyü falan olunca beni biraz daha fazla etkiliyor. Benim de o videoyu çekme amaçlarımdan biri de zaten Kidega'dan ne kadar çok memnun kaldığımı ve bu kitabı göstermek istedim size. Bu aralar hep kitap. Gerçekten çok güzel kitaplar çıkarmaya başlıyor. Ben de aslında şey almıştım. Zaman sıçraması vardı bu. Büyülü gene her zamanki gibi. Onunla ilgili bir konuda kitap aldım. Fakat şu an hala elime gelmedi. O biraz beni üzüyor. Umarım en kısa sürede o kitaplara da kavuşabilirim. Çünkü kuzenimin doğum günü hediyesi için de bir kitap seçmiştim. O da orada. Tek kitap da bu şekilde. Şunu kenarıya koyuyorum. Bu arada gerçekten Kidega'dan çok çok memnun kaldım. Bundan sonraki alışverişimi mutlaka Kidega'dan da yapacağım.
Benim göstereceğim zaten tek bir tane kitap vardı. Denemek amaçlıydı. Çok çok hoşuma gitti. Çünkü 3 gün tedarik süreci dedi. Gerçekten 3. günden sonra 4. gün bizim elimize ulaştırdılar. Ben almadım daha doğrusu. Amcam aldı ve bana getirdi verdi. Kapak ve aynı zamanda şu şekilde arkasındaki yazı da gerçekten çok güzelmiş. Ben bunu saklayacağım zaten. Bakalım belki hoşuma giderse ayın başında da birkaç tane güzel kampanyası olursa gene oradan kitapları tercih edeceğim. Yani kimsenin aklı kalmasın diye böyle bir video çekeyim dedim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü bir anda bu kadar çabuk gelmesini ben de beklemiyordum. İlk defa yaptığım bir yerdi zaten. Çok hoşuma gitti. Bundan sonra dediğim gibi bütün alışverişlerimi zaten oradan yapacağım. Çok memnun kaldım. Tekrardan söylüyorum. Çok hoşuma gitti. Benim bahsedeceklerim de zaten bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrardan başka videoyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.